şeyden önce tabii tabiri caizse bıçağın kemiğe dayandığı bir maç. O yüzden her şeyde sonuçta bizim elimizde. Yani hala bir fırsat var, bir 90 dakika var. Tabii ki Fenerbahçe takımı büyük bir güçlü, büyük bir camiayla karşı karşıya geleceğiz. Biz ve futbolcularımız zaten kamuoyu bunu biliyorlar. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. İnşallah Fenerbahçe'yi burada yeneceğiz. Ve bu ligde kalacağız. Bütün çabamız, uğraşmamız bunlar. Tabii ki taraftarın desteği çok önemli bu maçta. Dışarıdan beni arıyorlar. İşte misafirleri gelecek arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Fenerbahçe ise lütfen bu maça gelmesin. Karabüklü taraftar bu maça gelsin. Fenerbahçeli olabilir. Ama Karabük Spor'u desteklesin. Bize 90 dakika susmadan bu takımın arkasında yüreklendirecek, cesaretlendirecek taraftar 12. adama bu maçta çok ihtiyaç var. O yüzden taraftarlarımıza biz de gereğini yapıyoruz. Bilet fiyatlarını 20 ve 40 olarak açıkladık. Yarından itibaren satışa sunulacak fiyatları düşürdük ki dedik ki Karabük Spor taraftarı bu maça gelsin. Bayrak yaptırıyoruz. İnşallah bir karnaval havası içerisinde, fair play çerçevesinde 90 dakika yılmadan bu maçı geçeriz. Türkiye, çünkü Türk kamuoyunun gözü bu maçta olacak biliyorsunuz. Önemli 3 maçtan bir tanesi. Hakem de Kamil Abitoğlu. Hakem de tabii zor bir maç yönetecek. Ona da buradan kolaylıklar diliyorum. Stresi yüksek, temposu yüksek bir maç olacak. Dediğim gibi Allah nasip ederse bu ligde kalmak için yapmak gereken her şeyi yapacağız ve bu ligde kalacağız. Tabii ki de korkunun ecele faydası yok. Yani demin söylediğim gibi ipler bizim elimizde. Yani biz bu mücadeleyi gösterirsek sahada ben Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorum. Talihsiz maçlar yaşıyoruz. Biliyorsun Elazığ'da maç oynadık. Takım gayet iyi oynadı bana göre. Penaltı kaçırdık. Bu son Sivas maçında da iyi oynadık diye düşünüyorum. Galip gelmek için çıkıyor takım sahaya. Tabii bazı sıkıntılar oluyor. Kendi kalemize gol attık. Uğur da buradan çok üzüldü. Üzülmesin. Bu tür maçlar olabiliyor. Allah öyle nasip etmiş. Daha iyi konsantre olup, daha iyi hazırlanarak maçlara çıkmamız gerekiyor. Tabii futbolcular da ben anlıyorum o stres var, kazanamama stresi. Özellikle kendi sahasında seyirci baskısıyla bunlar oluyor. Ama bunu da aşacağız bu maçta. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fair play çerçevesinde ve bu maçı kazanacağız. Başka yolu yok ve bu ligde kalacağız. Biz buna inanıyoruz. Dediğim gibi korkunun ecele faydası yok. Yani kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu ligde kalacağız. Çünkü çok üzdük taraftarlarımızı, bunu biliyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, hatta ülke dışından telefonlar alıyorum. İnsanlar uyuyamıyor, biz uyuyamıyoruz, uykular kaçıyor ama ben biliyorum ki Karabük Spor taraftarı gerçekten son haftalarda özellikle finale yaklaştıkça daha büyük streslere giriyorlar ama üzülmesinler, elimizden gelen her şeyi yapacak, sonuçta yapacağız. Sonuçta Allah'ın dediği olur tabii ki, onun için biz yolunda bulunacağız, çalışacağız, çabalayacağız. Taraftar olarak da biz elimizden geleni yapacağız, takımımız da yapacak ve bu ligde kalacağız. Biz buna inanıyoruz. Kötüsünü düşünmek istemiyoruz. O yüzden taraftarlarımızı son kez cumartesi günü saat 7'de Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadı'na gelerek Kardemir Karabük Spor takımını desteklemelerini istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Takımımız da çalışıyor. Teknik heyetimize, futbolcularıma bu maçta Allah'tan yardım diliyorum. Ve ne gerekiyorsa yapacaklarına inanıyorum. İşimiz kolay değil ama biz her zaman il olarak zoru başardık. Geçmişte de böyle oldu. İnşallah bu sefer de bir 90 dakika bunu başaracağız. Seyircimiz de takımını aslanlar gibi destekleyecek ve bu ligde kalacağız. Başka bunun hiçbir alternatifi yok. Aksini asla düşünmüyoruz.
ve taraftarlarımıza da düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Gelip bizle beraber 90 dakika o havayı teneffüs etsinler, takımlarını desteklesinler. Aleyhte herhangi bir şeyde bulunmasınlar. Fair play çerçevesinde takımımızın, taraftarımızın da Türkiye'ye ne kadar centilmen bir taraftar olduğunu göstersinler. Tabii ki takımlarını ellerinden geldiği kadar fair play çerçevesinde ne yapmak gerekiyorsa destekleyeceğiz. Ve bu takım bu ligde kalacak. İnşallah önümüzdeki sene daha güzellikler, daha iyi şeyler düşüneceğiz ve konuşacağız. Ben buna inanıyorum.